erkeklerin 14 Evde. Şubat'ı nerede kutlamak istediği konusunda. Hanımefendi mikrofonunuzu hatır mısınız? Sizde var mı mikrofon? Yok. Mikrofon kimde? Heh. Çabucak uzatalım ne olursunuz. Kim nerede kutlamak istiyor? Maça giderler. Futbol, maça gitmek futbol, isterler. Evet. 14 Şubat hafta içine geliyor. Sevgilisini zannediyorum... maça mı götürüyor ya da karısına? Vallahi iyi. Bak geliyor. Affedersiniz güzel bir restoranta götürürüm hanımı. Çiçeğimi işte, yaptırırım. Güzel. Daha ne? Öyle daha güzel olur. Arkada ben bir beyefendi öyle var. Onu da bir soralım bakalım. 14 Şubat'ı erkekler nerede kutlamak ister? Ben 50 senelik evliyim. Evet. Sen demedim karıma. Fiske vurmadığım gibi hep siz diye hitap ediyorum. Çok özür dilerim. Sizi net duyamadım. 14 senelik, 50 senelik evlisiniz. 50 senelik evliyim. Heh. Fevkalade hala cücüm oyundayız biz. Harikasınız. Hayır işte bu ideal. Peki 14 Şubat'ı nerede kutlayacaksınız? Hiç kutlamadım, her gün kutluyorum ben. Her gün kutluyorsunuz. Aferin. Şimdi... her gün 14. Bunun olsun diye yakarım. Ne yapıyorsun? Hüseyin, Hüseyin bir şey yakaladım. Beyefendi bir ayağa kalkar mısınız? Şöyle bir sizi görelim bakalım. Bakın beyefendi ne dedi biliyor musunuz? Az önce söylediğiniz şeyi bir daha tekrar eder misin? Mikrofon ama mikrofonla beraber lütfen. Ben 50 senelik evliyim. Daha fazla yıpranmasın diye bulaşığı bile ben yöneldim. Ben ne yıkıyorum. Kadar şekersiniz. Alkışlıyoruz. Çok tatlı. Maşallah. Şöyle erkekler başımızın tacıdır. Nerede? Ama sizin dediğiniz gibi olmuyor hayat. Yok. Yani erkekler işte sizin dediğiniz gibi de hiç olmuyor. Otellerde kutlamak istiyor. Ya otelin restoranı demek istedim, yanlış anladın. Tamam işte hayır. Aklın restoran... kötü aklın. Hayır onu demiyorum ya. Hani erkek 14 Şubat nerede kutlamak istiyor? Anket yapmışlar. Güzel bir restoran. Erkekler ne demiş biliyor musunuz? Ne? Evde. Bunlar evlidirler herhalde. Evli olmayanlar. Genelde hanımlar bildi ama bak. Evde. Evde kutlamak istiyorlar. Vallahi istemem şahsen sorsalar. Beni yemeğe götürsün. Yok böyle bir şey olmadı ya. Ben 14'ü de anneler günde ben kendim ayarladığım için canım ne istiyorsa onu yaptım. O da o yaptı. Kendimi alıp yüzüklere çok teşekkür ederim kocacığım ne güzel almışım bana diyordum. Şaka yapıyorsun. Allah canımı alsın. Kendi kendine. Evet. Neden? Çünkü bana diyordu ki ben sana bütün paraları veriyorum. Sen al kendine. Bizimkisi böyleydi. Böyle kabul ettik. Sizinkisi ilginç bir aşk hikayesi. Mış gibi. Mış gibi.